Bu konuda başka görüş almak isteyen var mı? Konuşmak isteyen? Yok. Bir sonraki maddemize geçiyoruz. Yürütme kurulu çalışma raporu ve denetleme kurulu çalışma raporlarının okunması. Teşekkür ederim. Değerli hazirimi saygıyla selamlıyorum. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Karşıyaka Şubesi 2018-2021 dönemi faaliyet raporu. 13 Aralık 2018 tarihinde Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Genel Merkezi 19. Olağan Genel Kurulu'na katılım sağladı. 22 Nisan 2019 tarihinde dernek binamızın açılışını büyük bir katılımla gerçekleştirdik. 1 Mayıs 2019 tarihinde Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda Emek ve Dayanışma Günü'nü meslektaşlarımızla birlikte coşkuyla kutladık. 10 Mayıs 2019 tarihinde TV35'te yayınlanan Kadının Dünyası programına derneğimizi temsilen başkanımız katılarak kadın olarak mesleğimizi icra etmenin zorlukları ve mesleki mücadelemizde derneklerin yeri konularına değinmiştir. 31 Mayıs 2019 tarihinde üyelerimizle birlikte dernek merkezimizde bayramlaşma törenini gerçekleştirdik. 13 Haziran 2019 tarihinde meslek yasamızın kabul edilişinin yıl dönümünde yine alanlardaydık. Gerçekleştirdiğimiz çelenk töreninin ardından İzmir Derneğimizle ortak bir basın bildirisi yayınladık. 4 Temmuz 2019 tarihinde dernek yönetimi olarak İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimini ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunduk. 27 Temmuz 2019 tarihinde İzmir Dernek ile birlikte meslektaşlar olarak iş stresinden uzaklaşmak ve güzel vakit geçirmek için Gümüldür tekne turu düzenledik. 8 Ağustos 2019 tarihinde yine dernek merkezimizde bayramlaşma töreninde üyelerimizle buluştuk. 13 Ekim 2019 tarihinde Adana'da gerçekleştirilen Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği 27. Başkanlar Kurulu toplantısına katıldık. Meslek sorunları, çözüm önerileri ve derneğimizin meslek mücadelesindeki yeri konusunda bilgi alışverişinde bulunduk. 10 Aralık 2019 tarihinde e-arşiv fatura, e-dönüşüm geçiş sürecinde yapılması gerekenler konulu bir seminer ile üyelerimizle buluştuk. 13 Haziran 2020 tarihinde meslek yasamızın kabul edilişinin yıl dönümünde pandemi sürecinden dolayı bu defa alanlardan uzaktaydık. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak mesleki mücadelemizin önemini vurguladık. Yine pandemi sürecinde Karşıyaka Belediyesi ve ilçedeki sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle kurulan Karşıyaka Dayanışma Platformu'na dernek olarak üye olduk. Bölgemizde meydana gelen deprem, sel gibi ard arda gelen felaketler sonucunda başlatılan iyilik hareketinin yer aldığı bir platform içinde bulunmanın onurunu yaşadık. Pandemi süreci pek çok sivil toplum kuruluşu gibi yapmak istediğimiz birçok etkinliği ertelememize neden oldu. Maddi olarak da yeni açmış olduğumuz dernek binamızın kira gideri nedeniyle çok zor bir süreçten geçtik. Bu süreçte yanımızda olan ve bize maddi manevi destek veren tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Denetleme kurulu raporu.